Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Profesör Doktor Esra Akçam açık mimari ve adalet üzerine söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Esra Hanım. Davetinizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Eğer sizden bahsetmem gerekirse Esra Akçam mimar akademisyen ve aynı zamanda yazardır. Mimarlık lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, doktorasını da Kolombiya Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Şu anda da Cornell Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını yürütmektedir. Bu şekilde söz verebilirsiniz. Merhabalar. Herkese geldiğiniz için çok teşekkür ederim ve davet için çok teşekkür ederim. Ben imgeler üzerine konuşacağım. Dolayısıyla ekranımı paylaşacağım sizinle. Şöyle bir yapayım. Görebiliyor musunuz ekranı? Evet hocam. Geldi evet, şu an. Hocam geliyor. Tamam. Pardon. Kendi yüzlerinizi görmüyorsunuz değil mi? Yani imge kesilmiyor. Yani tam bir imgeyi görüyorsunuz değil mi? Tamam. Benimkinde kesiliyor da o yüzden. Tamam. Onu ayarlayabiliyoruz. Yani biz kendimizi kapatabiliyoruz ya da açabiliyoruz. Tamam. Ben de biraz daha görünüyorum. En azından birazcık daha görünüyorum hocam. Evet, doğru görebiliyorum şu anda. Tamam. Evet, yani tüm imgeyi görebilirseniz çünkü çerçevenin her yerine resim koydum. O yüzden tüm imgeyi görmek iyi olacaktır. Bugün dediğim gibi çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bugün bu kitabım Açık Mimarlık üzerine, yani orijinal adıyla Open Architecture, Migration, Citizenship and the Urban Renewal of Berlin-Kreuzberg hakkında bir tanıtım konuşması yapmaya karar verdim. Bu arada sesim iyi geliyor mu yoksa kesik kesik mi geliyor? Harika. Daha iyi bir mikrofonum var ama tamam, bu iyi o zaman. Yani öteki mikrofonu takınca sizi duyamıyorum, o yüzden bu iyiyse. Ama herhangi bir noktada sorun olursa söylerseniz mikrofon değiştiririm. Türkiye'de kentsel dönüşümün bu kadar önemli olduğunu düşünürsek ya da ne kadar önemli olduğunu düşünürsek ve ayrıca Türkiye'deki mültecilerin maruz kaldıkları durumu da düşünürsek, bence bu kitapta anlatılanların, Almanya üzerine olsa da bu kitapta anlatılanların Türkiye'ye yeni bir gözle bakmanıza yardımcı olmasını dilerim ya da bakışınızı anlamlandırmak için kullandığınız kavramlar sözlüğüne ve mimari örneklere bir katkıda bulunmasını umuyorum. Kitap hakkında genel bir çerçeve çizmek ve içinden aslında bazı parçalar okumak istiyordum ama kitap İngilizce yazıldığı için bu parçaları, yani sunum Türkçe ama içinden parçalar İngilizce hiç okumayayım mı yoksa direkt, yani sadece Türkçe mi yapayım yoksa içinden İngilizce parçalar okumamı okursam kabul eder misiniz? Siz nasıl isterseniz olur hocam, yani fark etmez. Yani İngilizce parçaları anlamayacak olan varsa içinizde okumamın bir anlamı yok. Hocam şunu diyebiliriz aslında, yani tabii ki arkadaşların, yani sonuçta yani sizin yazdığınız kitabın İngilizcesinin tabii ki belli bir düzeyde olduğu su götürmez. Fakat bizim lisans eğitimimizde %30 İngilizce gibi bir sistemimiz var. O yüzden öğrencilerimizin en azından paragrafların ve bütünlüğü içerisinde anlamlar çıkaracağını düşünerek bence İngilizce bölümleri de okuyabilirsiniz. Daha faydalı olacaktır. Tamam. Zaten çok az. Yani sadece o tonu vermek istedim. Çünkü biraz Elif'le de bunu konuşuyorduk. Yani ben yazar olduğum için ya da yaptığım iş yazı olduğu için işi görmek için yazıyı okumak gerekiyor. Hani özetini anlatmak kitabın hiç hoşuma gitmiyor aslında. Yani önemli olduğunun farkındayım da yani biraz o yazının da yazıyı da örneklemek istediğim için okumayı düşündüm ama çok küçük küçük parçalar, yani dolayısıyla ve biraz da özetleyeceğim zaten, yani çok anlaşılmasa da sorun olmaz, yani ben asıl fikirleri Türkçe söyleyeceğim için. Ama ilk paragrafı okuyarak bir başlamak istiyorum. The word of, bu arada kitapta şöyle bir şey. Hiç görebiliyor musunuz bilmiyorum ama neyse. The word open has justifiably become a common metaphor today as people, artifacts, capital, images and information
traveled from one place to another in our age of global connections. The reason that open platforms excite or threaten today's audiences to such a degree or raise them to such a level of euphoria may be because they arouse a feeling that is too common, too familiar, so that we respond too easily without checking the causes of this feeling. But the theoretical implications, historical background, and contradictions of this foundational concept remain unexplored. This book defines openness as a foundational modern value that has nonetheless been subject to contradictions, and open architecture as the translation of a new ethics of hospitality into architecture. Open architecture is predicated on the welcoming of a distinctly other mind or a group of minds into the process of architectural design. It is associated with, for example, flexibility and adaptability of form, collectivity and collaboration, multiplicity of meaning, democracy and plurality, open sourceable design, the expansion of human rights and social citizenship. In this book, the concept of openness is related more to open borders than open market, collectivity more than individuality, openness of society more than free circulation of consumer projects, user participation in architecture more than author architect, and the collaborative more than the single-handed designer. Evet, bu kadar fazla değil. Bu paragraftan da anlaşıldığı gibi açık mimarlığı yeni bir misafirperverlik etiğinin mimarlığa çevrilmesi, konvansiyonel olarak tasarım sürecine dahil edilmemiş başka bir aklın ya da akıl grubunun tasarım sürecine davet edilmesi olarak tanımlıyorum. Yani açık mimarlığa bence ulaşmanın çeşitli yolları vardır ki kitapta bu yolları biraz daha açmaya çalışıyor. Bunlar işte esneklik ve biçimin uyarlanabilirliği, müştereklik ve işbirliği, anlamın çokluğu, demokrasi ve çoğulluk, açık kaynağı kullanılabilirlik, insan haklarının genişletilmesi, sosyal yurttaşlık hakları gibi şeyler bence açık mimarlıkla ilgili oldular. Ve mimarlık tarihine baktığımızda da açık plan anlayışını teşvik eden aslında bayağı bir zemin plana çalışması vardır burada gördüğünüz gibi. Yani 20. yüzyılın ilk yarısı özellikle bunun için açık plan konusunda verimli bir süreç olmuştur. 1950 ve 60'larda da açık toplum, açık sistem, değişim öngörüsü, hareketlilik, biçimin uyarlanabilirliği, sonsuz kişisel tercih hakkı, reklam imgeleri, sürekli artan yaşam biçimi olanakları üzerine mimarlar bayağı bir fikir üretmiştir. O kadar ki bu çeşit değerler bir slogan haline de gelmişti. Kitabın giriş bölümü 20. ve 21. yüzyılda açık mimarlığa doğru giden böyle bu proje ve düşünce denemelerinin kısa bir tarihini yazıyor. Fakat kitabın kendisi 1960'lardan başlıyor ve gizli bir açık mimarlık tarihini 1960'ların ortasındaki bir yerden başlatıyor. Yani bu dönemde bazı mimarlar kendilerinden önceki bu 1950'lerdeki daha bireyci, tüketimci etosu sorgulayarak yeni bir açık mimarlık tanımı geliştirmeye doğru gittiler bence. Kitap buradan başlıyor. Ve kitapta açık mimarlık kavramını ve bunun çelişkilerini anlatmak için Berlin Kreuzberg bölgesindeki kentsel dönüşüm ve yenileme projesini inceliyorum, ona odaklanıyorum. Bu yaygın bir inşaat ve renovasyon süreciydi ve adına İBA 1984-87 deniyor. İBA uluslararası bina sergisi demekti ve bu dönemin en önemli yani 1960-90 arasının yani ya da işte 89 arasının aslında en önemli mimari etkinliklerinden biriydi. Uluslararası mimarlık tartışmalarının bir mikrokozmosuydu. Ben de onu bir uluslararası mimarlık tartışmalarının bir mikrokozmosu olarak değerlendiriyorum. İBA, Kreuzberg'de toplu konut ve bütün bunlar bir toplu konuttu, yani sosyal konuttu. Toplu konut, sosyal konut tasarlamaları için Avrupa ve Kuzey Amerika'dan şaşırtıcı sayıda bilinen ve yıldızı yeni parlayan mimar davet etmişti. Bunlar arasında işte Rossi, Krie, Unger, Siza, Eisenmann, Herzberger, Kolob, Kolas, Gregotti, Hadid, Heydak ve niceleri vardı. Yani bu isimlerin bildiğinizi tahmin ediyorum. Ancak bunun yanında birçok önemli ama daha az bilinen ve az çalışılan mimarlar da vardı ki bunlar içinde Türk mimarlar da vardı çok az sayıda da olsa. Ve umarım kitapta bu daha az çalışılan mimarlara, daha az ünlü mimarlara da hak ettikleri ilgi ve onay veriliyor.
Bina, yani bu kentsel dönüşüm alanı Berlin Duvarı'nın hemen eteklerindeki İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanıp yıkılmış, sonra da çürümeye terk edilmiş olan Kreuzberg ilçesiydi. Burada dönemin bazı fotoğraflarını görüyorsunuz. Kreuzberg'in bu kentsel yenilemeden önce nasıl olduğunu görüyorsunuz. Ve o sırada bu yıkık dökük Kreuzberg'e ayrıca Alman Harlemi adı verilirdi. Yani Almanlar oraya Alman Harlemi derdi. Çünkü bölgede çoğunluğu Türkiye'den gelen %50 oranında göçmen yaşardı. Ve bu göçmenlerin vatandaşlık hakkı yoktu. Berlin Duvarı'nın inşa edildiği 1961'den sonra ya misafir işçi olarak, yani misafir işçi kategorisi altında gelmişlerdi buraya. Ya da Türkiye'deki 1980 askeri darbesi sonrasında oluşan şiddetli süreç nedeniyle mülteci olarak Almanya'ya gelmişlerdi. Yani ya mülteci ya misafir işçiydi ve Kreuzberg'de onlar yaşıyordu. Bu İBA'nın karşı çıktığı kentsel toplu konut tipolojisi diyeyim. Kendinden önceki uygulamalardan farklılaşıyordu. Kendinden önceki uygulamalar ya bir arazide çürümekte olan eski binaları yıkıp yerine tamamen yepyeni bir şehir kuruyordu. Ya da şehrin çeperindeki boş arazilerde böyle mega toplu konutlar inşa ediyordu. İBA ise toplu konutu kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirmesiyle yeni bir proje yarattı aslında. Yani İBA, Berlin'in tarihindeki çeper yapı bloğu denilen, yani tüm bunlar bu çeper yapı bloğu ortasında bir şey, avlu gibi hof olan, çevresi binalarla sokakları tanımlayan bloklara çeper yapı bloğu deniyordu. İBA, Berlin'in tarihindeki çeper yapı bloklarını korumak istiyordu ve bunu ya eleştirel yeniden yapım ve duyarlı yenileme adını verdiği bir mimarlık stratejisiyle bu çeper yeni bloklarını yeniden korumak istedi, yeniden oluşturmak istedi. Yani bu yaklaşım böyle doğada serbest duran bloklar yapmaktan ya da ne bileyim bahçeli evlerin tekrardan oluşan çok düşük yoğunluklu bir yayılımı değil, Berlin'in sokak ve arka avlulardan oluşan kentsel tipolojisini devam ettirmek üzerineydi. Ve İBA sürecinde birçok farklı mimar bunun çeşitlemesini üretti. Kentsel çeper yapı bloğuyla ne kadar fazla çeşitleme yaratabiliriz gibi bir soru vardı farklı mimarların davet edilmesindeki amaçta. İBA ayrıca yeni bina ve eski bina, yani Neubau ve Altbau diye ikiye ayrılmıştı. Bu ayrım sadece coğrafi ve mimari değildi. Yani bir kısım batı, öteki kısım Doğu Kreuzberg'deydi. Bir kısım yeni binalar inşa etti, ötekisi eski binaları yeniledi. Ama ayrım sadece bu değildi. Kitap boyunca ortaya çıkardığım gibi, yani bu söylediğim ayrım tabii ki söylenmiyordu ama kitap boyunca bunu ortaya çıkarmaya çalıştım. Aslında bu iki kısım vatandaş olmayan kentlilere, yani göçmenlere, işte misafir işçilere ve mültecilere de son derece farklı yaklaşıyordu. Bu projenin bence en çarpıcı özelliği Berlin Senatosu'nun ayrımcı, yani diskriminatörü konut yasaları ve yönetmelikleri bağlamında hayata geçmesiydi. 1975 ve 1978 yılları arasında Berlin Senatosu, vatandaş olmayanlar için ciddi sonuçları olan bir seri konut yasası ve yönetmeliğini hayata geçirdi. Örneğin 1975'te yürürlüğe giren giriş ve yerleşme yasağı ya da gündelik dildeki deyimiyle taşınma yasağı, Kreuzberg, Tiergarten ve Wedding ilçelerine ek göçmen ailelerin taşınmasını yasakladı. Ve bu göçmenlere de Almanlar yabancı diyordu bu arada, onu da söylemekte fayda var. Yani göçmenlerin ek göçmenlerin bu mahallelere taşınması yasaktı 1975'te çıkan yasa ile. 1975'te 78'e çıkan bir diğer yasa, ayrımcılığı önleme adında sunulan yönetmelik, tüm Batı Berlin boyunca dairelerin sadece %10'unun vatandaş olmayanlara kiralanması gereğini şart koşuyordu. Yani 10 daireli bir apartman binasında bir dairede bir göçmen aile oturuyorsa başka bir göçmen aile bu binaya taşınamıyordu. Yani böyle bir sürü
yönetmelik vardı ve bu yönetmeliklere yabancıların Alman toplumuyla bütünleştirilmesi adı veriliyordu. Yani bu şekilde haklı çıkarılmaya çalışılıyordu bu yasalar. Fakat tabii aslında vatandaş olmayanlara şehre eşit de şekilde yayılmalarını tepeden inmeci bir şekilde dayatan yasalardı bunlar. Ve bu yasalar göçmenler tarafından akrabalarına ve sosyal kültürel yardım ağlarına yaklaşmalarını engelleyen kurallar olarak görülüyor ve tepkiyle karşılanıyordu. Ve İBA sürecinin yarısında Berlin Senatosu'ndaki denge Hristiyan demokratlara geçti. Yani bu dediğim yasalar aslında sosyal demokratlar tarafından yapılmıştı. Hristiyan demokratlara geçince denge durum iyice vahimleşti. Hristiyan demokratlar Türklerin geri dönmesini istiyordu ve bu burada bir şey görüyorsunuz. İBA tarafından sorumlu senatör bunu açık bir şekilde göçmen karşıtı politikalarını açık bir şekilde İBA üzerinden yapıyordu. Burada ise bu kuralları protesto eden bazı poster ve kitapçıkları görüyorsunuz. Yani daha açık söylemek gerekirse Berlin Senatosu ki bu İBA'nın işvereniydi. Yani İBA'yı yapan, parasını veren, bütün mimarlara, bütün bu binaların parasını bulan, mimarlara parasını veren Berlin Senatosu aracılığıyla bu sponsorluk bulunuyordu. Berlin Senatosu İBA'nın işvereniydi diğer deyişle. Ne bileyim belediye gibiydi, belediye yapıları gibiydi ya da devlet yapısı gibiydi. Yani açık söylemek gerekirse Berlin Senatosu İBA'nın işvereni bu bölgelerde gereğinden fazla Türkiye'den gelen göçmen yaşadığını düşünüyordu. Ve bir sosyal kontrol aracı olarak kentsel dönüşümü bunun yoluna koymasını istiyordu. Buna ek olarak bu konut yasaları bence, kimse bunu tabii açık açık söylemiyordu ama İBA binalarının, yeni binalarının, Neubau binalarının işlev programına da yansımıştı. Örneğin büyük göçmen aileleri için uygun olacak büyük dairelerin oranı özellikle çok az tutulmuştu. Burada görüyorsunuz Kreuzberg'de vatandaş olmayan şehirlerin sayısı %50 oranında olsa da senato burada sadece %5, en çok %10 oranında dairenin büyük konut olabileceğini emrediyordu. Yani bu program ya göçmen ailelerin bu binalara taşınma şansını azaltıyordu ya da yaşam biçimlerini değiştirip Alman aile standartlarına uymaları koşuluyla burada yaşamalarına izin veriyordu. Bu içindekiler sayfası, buna geleceğim daha sonra ama önce biraz kuramsal çerçevemi biraz daha açmak istiyorum. Kitapta farklı mimarların bu göç politikalarına ve yönetmeliklerine nasıl farklı oranlarda teslim olduklarını ve reddettiklerini tartışıyorum. Farklı mimarlar farklı stratejiler ürettiler. Bazıları buna tamamen teslim oldu. Bazıları reddetti ve bir rezistans göstermeye çalıştı. Ve kitap bu çeşitlemeleri tartışıyor. Ve bunu yaparken ana tema uluslararası göç ve günümüzün insan hakları rejimi. Kitapta açıkladığım gibi bu günümüzün insan hakları rejimi misafir işçi ve mültecilerin hakka sahip olma haklarını ellerinden alır. Ve dolayısıyla geçmişteki açık mimarlığın sınırlarını da teşhir eder. Yani kitapta mülteci ya da yurtsuz insan günümüzün süre gelmekte olan insan hakları rejiminin yetersizliklerini gösteren bir sınır durum olarak kavramlaştırılıyor. Bugünkü insan hakları tanımına göre bu hak, bu insan hakkı bizzat bir ulus devletin yurttaşı olmaya koşuludur. Yani bir yurttaş değilseniz aslında kent hakkınız çok azdır. Yani Berlin Senatosu bu demin anlattığım türden yönetmelikleri geçirebildi. Çünkü insan hakları ulus devletin yurttaşı olduğunuz ulus devlet tarafından garantileniyor. Ama bir mülteci olduğunuz zaman o haklar size verilmiyor. Yani örneğin Hannah Arendt ve Georgia Agamben gibi düşünürler benim için önemli entelektüel kaynaklar oldu. Örneğin Georgia Agamben, Hannah Arendt'in aslında 70 yılı aşkın önce başka büyük bir mülteci krizi sırasında yazdığı Biz Mülteciler makalesine bugün tekrar bakmamızı önerir. Çünkü yurtsuzluk, mültecilik kavramı çağımızın sadece yaygın bir durumu olmakla kalmıyor, modern kurumların bu durumu ele almadaki yetersizliklerini de açığa vuruyor.
Ya mülteci yurtsuzdur ama iki devlet arasında kalmışlığıyla ve her ikisinde de yurttaşlık hakları alamayan bir birey olarak misafir işçi de mülteci gibi yurtsuzluk durumu içindedir. Yurtsuz olma hali bir devletin vatandaşı olma koşulu üzerine kurulmuş insan hakları tanımının da sınırlamalarını sorgulamaya davet eder bizi. Agam benden alıntılarsam buradaki paradoks nihai insan haklarının cisimleşmesine en çok ihtiyacı olan kişi. Yani mülteci tersine bu kavramın radikal krizini oluşturur. Yani şimdiki tanımıyla vatandaşlık hakları kaybolan kişinin insanlık hakları da kaybolur. Ve burada bir parantez açıp şunu da söylemek istiyorum. İnsan hakkı devlet eliyle verilen ve alınan bir kavram olduğu sürece siz yurttaşı olduğunuz ülkede yaşasanız da devlet bazen sizden bu hakları alabiliyor. Ve Türkiye'de bence bunu gayet iyi görebiliyoruz işte. Barış akademisyenlerin başına gelenler, sivil ölüme terk edilen insanlar. Yani insan hakkı vatandaş devlet tarafından verilen ve alınan bir şey olduğu zaman bu durum, bu sorun çok ekstrem dönemlerde sadece mülteciler için değil, bizzat vatandaşlar için de karşımıza çıkabiliyor, sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani kitapta Kreuzberg'in kentsel dönüşümü bu insan hakları paradoksunun konut ve kentleşmeye etkisini tartışıyor. Bu insan hakları paradoksu dediğim şeyin konut ve kentleşmede nasıl vücut bulduğunu göstermeye çalışıyor. Farklı göçmenler arasındaki hukuki tanım farkları, yani misafir işçiymiş, mülteciymiş, hatta Türkiye genelinde hani devletin vatandaşlık haklarını elinden aldığı insanlar arasındaki fark aslında burada önemsizleşiyor. Çünkü tüm vatandaş olmayanlar ya da vatandaş görünmeyenler ayrımcı konut yasaları ve düzenlemelerinden aynı şekilde etkileniyorlardı. Mimarlık söz konusu olduğunda ya da bu kentsel yenileme söz konusu olduğunda. Ve hatırlayalım ki Hannah Arendt insan haklarının kaybolması ile ilgili yazısında bir mültecinin kaybettiği ilk önemli hakkın konut hakkı olduğunu yazmıştı. Şimdi bu nasıl tartışılabilir mimarlık tarihinde? Buna da biraz tabii düşünmeye çalıştım. Bence konvansiyonel mimarlık tarihi yazımının tersine bu konu sadece mimarlığa ve politikacılara değil, vatandaş olmayan göçmen kentlilere de söz vermeyi gerektiriyor. Yani yöntem açısından kitap temasını formatına da yansıtıyor ve sözlü tarih ve hikaye anlatıcılığından ilham alan açık bir yazım biçimi deniyor. Vatandaş olmayan bireyin sesini bir sözlü tarihçi olarak yansıtmaya çalıştım. Yani temsil edilebilirlik kaygısında fazla olmadan bir tanığın sözünün bile yeterli bulan bir sözlü tarih çerçevesinden bakmaya çalıştım. Sözlü tarih tabii mecbur olarak kısmi ve şartlıdır. Bir tanığın sözünü bile yeterli bulmak kısmi ve şartlıdır. Fakat bu bence bu çeşit vatandaş olmayanların sözünü de mimarlar ve politikacılar kadar dinlemek için bu kısıtlı, kısmi ve şartlılık doğasını kabul etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu sesi bir hikaye anlatıcısı olarak da vermeye çalıştım. Yani bir mekanda bir bireyin deneyimiyle vücut bulan günlük hayat dokusunu da binanın tarihinin bir parçası olarak kabul ettim. Yani diğer bir deyişle mimarlık tarihi yazımı bence bir bina mimarın elinden çıktıktan sonra durmamalı. İçindeki yaşamın da aktarımıyla devam etmeli. Bu yöntem ayrıca kitabın feminist kadın haklarıyla ilgilenen kaygılarıyla da uyumluydu. Çoğunlukla kitabın karakterleri sözlü tarih projesine katılmayı kabul edenler ilk kuşak göçmen kadınlar oldu. Bu göçmenlere ben kullanıcı mimarlar diyorum. Onların hikayelerini mimarlarınki kadar onurlandırarak mimarlığı tarihsel olarak sadece erkekler tarafından uygulanmış bir meslek olarak görmeye bence son verebiliriz. Ve mimarlık dediğimiz şeyin tanımını kullanıcı tahsisatını da kapsayacak şekilde değiştirebiliriz. Kitap ayrıca sayıları az da olsa İBA'da çalışan kadın profesyonel mimarlara da özel bir önem veriyor. Haide Moldenhauer, Zaha Hadid, Mira Barheftek gibi. Araştırmam sırasında bu projeyi sergilemenin de yollarını araştırdım. Örneğin burada Cornell Üniversitesi'ndeki sergiden bazı fotoğraflar görüyorsunuz.
Araştırmanın ilk zamanlarında İstanbul Tasarım Bienali'nde de bazı parçaları sergilemiştim. Burada, örneğin bu İstanbul Bienali'nde de sergilenmişti bu işte, mimarlar ve kullanıcılarla ayrı ayrı ama aynı mekan hakkında yapılmış sözlü tarihlerden seçmeler aralarındaki diyaloğu ya da diyalogsuzluğu ortaya çıkaracak şekilde montajlanmıştı. Yani bir ekranda mimar konuşurken karşıdaki ekrandaki kullanıcı susuyordu ve bu dönüşümlü olarak değişiyordu ve aynı mekan hakkında ayrı ayrı yapılmış sözlü tarifler montajlanarak arasındaki diyalog ya da çoğu zaman diyalogsuzluk ortaya çıkıyordu. Bu 12 ekranda bir yerleştirmeydi. Toplamda 7 saatlik röportajlardan oluşuyordu ama yine de kitap için yapılmış röportajdan çok ufak bir parçasını teslim ediyordu, temsil ediyordu. Tamam. Bu kitabın içindekiler sayfasının görsel hali gibi bir şey. Kitap bir seri duraklar ve turlardan oluşuyor. Kreuzberg'deki İBA binaları arasında tur yapıyormuş gibi yazdım kitabı. Fakat bu turlar arasında 7 tane durakta duruyoruz ve daha detaylı bakıyoruz. Ve her durak farklı bir açık mimarlık tanımını ele alıyor. Bu strüktür İBA'nın bir yandan uluslararası tartışmaların bir mikrokozmosu olma halini gösteriyor. Çünkü her durakta farklı bir ülkeden bir mimara bakıyorum. Diğer yandan da birbirine yürüme mesafesinde olan projelerin toplamında oluşma durumunu gösteriyor İBA'nın. Bu noktada ön söz bölümünden bir parça okumak istiyordum ama fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Fakat bu ön söz bölümünde biraz nasıl bu kitabı yazarken göçmenlik sorununun, okumayacağım ama özetleyeyim Türkçe, göçmenlik sorununun nasıl farklı farklı yerlerde ve benim başıma da geldiğini gördüm. Yani Türkiye'de bildiğiniz gibi örneğin barış akademisyenleri yurdu terk etmek zorunda kaldı ya da vatandaşlık hakları dediğim gibi alındı. Suriye'deki göçmenlik sorununu herhalde biliyorsunuz. Amerika'da da çok ciddi sorunlar oldu. Trump yüzünden işte Müslüman yasağı denildi, işte yani son derece insan haklarına karşı bir şekilde 7 tane Müslüman çoğunlukta olan ülkeden insanlar Amerika'ya girmeyi, insanların Amerika'ya girmesine reddedildi. Meksika sınırında çok ciddi sorunlar oldu, aileler birbirinden ayrıldı falan filan. Yani bu kitabı ben aslında 2009 ve 2018 yılları arasında yazdım. Bu süre içinde belki bu kitabı yazdığım için tekrar tekrar ne kadar çok göçmenlik, kitabın anlattığı sorunların ne kadar genel olduğuna, yani sadece ben baktığım şey değil, ne kadar genel olduğuna tekrar tekrar tanık oldum. Ve belki burayı okuyabilirim. Ve buna tanım olurken bu kendi işte sözel tarihini yaptığım insanların deneyimlerinin de ne kadar farklı insanlar tarafından benzer bir şekilde bugün de deneyimlendiğini fark ettim. Bunu okuyayım mesela. I have confronted numerous times the fact that some of the phenomena that shaped the experience of this book's characters are continuing to pose problems today with little or no improvement, including rightlessness of the stateless, crisis of citizenship categories in national and international laws, state brutality, lack of decent housing, quandaries of public housing, and hostility towards immigrants. But still, this book is a chronicle of hope. It reports inspiring stories against all odds of immigrants who rightfully take credit for making Berlin's Kreuzberg one of the most exciting places to live in the world. In cases of the lack of hospitality reflected in architecture, it records examples where individual residents triumphed over these non-open spaces. It also brings out solidarities between ex-migrants and citizens despite the overwhelming discriminations. Yani dediğim gibi bir yandan hem ne kadar çok bu problemlerin genelde ve halen hiçbir ilerleme kaydetmeden devam ettiğini görerek üzüldüm. Bir yandan da kitapta aslında çok ümit verici hikayeler de var ve bu hikayeleri de yani hem son derece üzüntü verici hem de ümit verici hikayeleri de ortaya çıkarmaya çalışıyor kitap.
Biraz da bu kitabın diğer çalışmalarım arasında nereye oturduğu konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. İlk kitaplar mimarinin küresel dolaşımını açıklamak için yeni yöntemler önermeye çalışıyordu ve bu yola daha kapsayıcı bir küresel mimarlık yazımı üzerine eğilmişti. Örneğin Sibel Bozdoğan'la yazdığımız Turkey, Modern Architectures in History kitabı bir grup yazarın, burada gördüğünüz gibi, modern dünya mimarlığının kapsayıcı bir surveyini yazmak için işbirliği yaptığı bir projenin parçasıydı. Ve bu kitap halen 20. yüzyıl Türkiye mimarlık tarihini kapsayan tek kitap olsa da Türkçe'ye çevrilmiş değil. Öteki kitap, Architecture in Translation kitabı da ise biraz açık mimarlık kitabına benzer bir şekilde Türkiye ile Almanya'nın iç içe geçmiş tarihlerini tartışıyorum. Ve misafirperverlik tartışmasını başlatıyorum. Yani açık mimarlık kitabı bir çeşit misafirperverlik tartışmasını bu çeviride, mimarlığın çevirisi Architecture in Translation kitabını kaldığı yerden devam ettiriyor. Bu çeviri tarihi kitabında insanların, yani sadece insanların değil, işte fikirlerin, imgelerin, nesnelerin, standartların, teknolojilerin göçlerinin izini sürmüş ve yeni yerlerindeki dönüşümlerini yazmıştım. Bu kitapta ayrıca baskın, yani Kantçı misafirperverlik etiğinin de günümüz için yetersizliğine parmak basmıştım. Kantçı misafirperverlik etiği biraz Avrupa merkezcidir. Ayrıca şartlı ve sınırlı bir misafirperverlik anlayışıdır. Bunu biraz eleştirmiştim. Bu açık mimar kitabı da bu eleştiri üzerinden gidiyor ve yeni bir misafirperverlik etiğine bir çağrı yapıyor. Yani çevirde mimarlık kitabı, Architecture in Translation kitabı, Nazi rejiminden Türkiye'ye kaçan sürgünlerin tarihini yazmıştı. Yani sadece onun üzerine değildi ama Nazi rejiminden kaçan sürgünlerin tarihi çok vardı ve onun hani Türkiye'deki mimarlık camiasında ve Türkiye'deki mimarların onlarla nasıl iletişime geçtiğini yazıyordu. Açık mimarlık kitabı ise göçün ters yöndeki tarihine, yani 1965'ten sonra Türkiye'den Almanya'ya göçen tarihe bakıyor. Şimdi de biraz kitabın ayrı ayrı bölümleri içine size kısaca yürüteyim. Yani o kitabın yürümesini biraz çok kısa bir şekilde yapayım ve umarım okursunuz. Yani bütün bu aslında okumayı sizi teşvik etmek için kitabı. Kitap İBA sırasında ortaya çıkan üç genel farklı açık mimarlık türü tanımlıyor ve o üç farklı açık mimarlık türünde daha sab açık mimarlık türlerini tanımlıyor. Birinci kısım, üç kısım var. Birinci kısım müştereklik olarak açık mimarlık. Birinci durak eleştirel yeniden yapım işbirliği olarak açık mimarlık başlıklı bölüm. Bu bölüm İBA'nın başlangıçlarını, yani biraz İBA hakkında genel bir işte bilgi veriyor. İBA'nın başlangıçlarına bakıyor. Toplu konut, bina sergileri, modern mimarlığın tarih bilimi bağlamında amaçlarını okuyucuya tanıtıyor. İBA'nın ekibi, direktör Josef Hochleihus, James Stirling'in ilk projelerine bakıyor. Ve daha sonra Rob Prie tarafından kentsel tasarımı yapılan fakat 20 farklı mimarlık firması tarafından bitirilen bu ilk projeye bakıyor. Ve bunu mimarlıkta işbirliğini örnekleyen bir tasarım olarak bakıyor. Yani 20 kişi beraber yapmıştı bunu. Ve buna bakarken ayrıca Rob Prie'nin göç, millet ve mimari biçim arasındaki ilişkiler konusundaki fikirlerini bu projenin içindeki çeşitli dairelerde yaşamış Hatice Uzun'la yaptığım sözlü tarih vasıtasıyla tartışıyor. Birinci turdan sonra ikinci durağa geliyoruz. Bu ikinci durak birden fazla kez ölen binalar, müştereklik açısından açık mimarlık başlıklı bölüm. Yani bu çevirileri yaptım ama tabii değişebilir bu çeviriler. Bu durakta ise İBA'nın entelektüel kaynaklarından biri olan Aldo Rossi'nin izini sürüyor bu durak. Aldo Rossi'nin kuramlarına ve tipolojik tasarım metoduna bakıyor. Ve bu fikirlerin pratiğe çevrilmesini İBA'nın en prestijli projelerinden biri olan bu iki blok üzerinde tartışıyor. Bu iki blokta, özellikle bunun bunda Mohigas
Makem Martorell Barcelonalı bir mimarlık grubu tarafından mimarlık planı yapılan, fakat yine 8-10 tane mimarın beraber yaptığı bu blokta müştereklik işbirliği sadece projeye katılanların sayısı açısından değil, işbirliği türü ve müştereklik kuramı açısından da ilginç örneklerden biriydi. İlgilenirseniz anlatırım ya da belki okursunuz. Fakat Rossi'ye dönersek, bu bölüm Rossi'nin kuramını döneminde algılanandan çok farklı bir şekilde bir tür açık mimarlık olarak, müştereklik olarak açık mimarlık çerçevesi alanında inceliyor. Bu durak ayrıca bu açıklığın sınırlarını da gösteriyor. Rossi müşterek bellek ve müşterek iradenin sonucunda birbiriyle uyumlu bir mimarlığın ortaya çıkmasını, şehirdeki bütün mimarlığın birbiriyle uyumlu olmasını bekliyordu. Fakat bu beklenti bizzat bir toplumun içinde sanki hiç sınıf farkı, etnik ya da jeopolitik bağlantılı üstünlük duygusu yokmuş gibi bir beklenti. Yokmuş diye kabul eden bir beklentidir ki bu da bence yanlış bir ön kabul. Yani sanki tüm sınıf, etnik, jeopolitik hiyerarşiler, üstünlük duyguları şehri etkilemiyormuş. Bir belleği, bir iradeyi ötekilerin üstüne koymuyormuş gibi bir ön kabulden başlıyor ve bu ön kabulü sürdürüyor. Bu yüzden bence sınırlı bir açık mimarlık kavramıdır. Yani diğer bir deyişle Rossi'nin kuramında geçmiş göçmene, yeni gelene ya da etnik olarak daha azınlıkta olana aslında hiç yer yoktur ki bu Rossi'yi eleştirim bu. Kitabın amacı, dediğim gibi, bir yandan dönemin önemli mimarları hakkında yeni arşiv ve belgeler ve yorum getirmek, diğer yandan da mimarların sesini bina kullanıcıların sesiyle harmanlamak. Bu açıdan ikinci duraktan bir bölüm okumak istiyordum. Bir Kürt mültecinin deneyimi. Bunu okuyayım mı? İngilizce olacak ama. Okuyayım mı bir Kürt mültecinin bu mültecilik sürecinde nasıl, ne süreçten geçtiğini? Bence okuyun. Yani tamam. Okuyayım. Ne kaybedebiliriz ki? Yani. Evet, zaman kaybedebiliriz en fazla. Ama benim zamanım var. O yüzden sizin de varsa okuyayım. Biraz seçme seçme oldu. O yüzden buraya kolajladım. Buradan okuyacağım. Yani burada hem ben anlatıyorum hem de bizzat sözlü tarihten alıntılar yapıyorum. Alıntılar yaptığım zaman alıntı diyeceğim ya da quote diyebilirim yanlışlıkla. Anlarsınız artık. Alıntı yapıyorum. In my hometown in Mardin, kullanıcının adı ise N-Y olarak belirtilmeyi istedi. In my hometown in Mardin, the political situation got so out of hand that lumpen young idealists found themselves joining in violent armed battles. Şimdi kendi sesime geçtim. After the coup on September 12, 1980, many of her comrades were placed in the Diyarbakır prison, now well known as one of the most violent punitive institutions in history, where torture was frequently practiced. She still has a vivid memory of her husband's condition after being released from this prison. Şimdi o söylüyor. Due to the uninterrupted torture, the flesh in between his fingers was cut throughout. He had walnut-sized wounds all over his body. He had no teeth left in his mouth. Kendi sesime geçtim. The aftermath in Mardin of the coup convinced her to move out. She says, şimdi onun sesi, I had seen people set villages on fire, burned the villagers, stripped men naked in freezing snow in front of their children. You cannot put everything into words. Leave it. You either had to take a gun in your hand or run away. We ran away. We migrated. Benim sesim. After spending all her savings to bribe policemen to get a fake passport for her son and visas for both of them, she came to Berlin. After an unsuccessful attempt, her other children, their spouses, and her grandchildren escaped through illegal means, on foot and on trains, so cold that the water in the bottles instantly froze. Immediately after arriving in Germany, she and her children were placed in three different heims, yurt demek heim, in Nokian, Tegel, and Spandau, despite her requests that they be allowed to stay together. Onun sesi. There are all sorts of people in the heim. Always a fight, always an ambulance on the front door. Heim life is really difficult. You need to adjust. 20 families share a kitchen. The toilets are common. They kept the Muslims on a separate floor. I used to stay in one room with my two children.
The kitchen always used to be occupied and we waited hungry for hours for it to be free. Benim sesime geçtim. She did not accept the apartments that the housing office showed her on the peripheries of East Berlin and Wedding either. Onun sesi. There were a lot of neo-Nazis at the time in East Berlin and they did not want the foreigners. I told the housing office that I ran away from the fascists in Turkey and now they were trying to put me together with their own fascists. They found me a place in Wedding, but I refused to take it as Wedding was full of Turkish ultra-nationalists, refugee at the time. Eventually, I saved for key money to pay someone who informally found me an apartment in Kreuzberg, where I could easily adjust as I could speak Turkish in all the stores. Turkish people lived in Kreuzberg, but they were Turkish Democrats. Evet, şu anda burada yaşıyor. Yani bu hikaye devam ediyor tabii onun şu andaki yaşadığı evinde neler, nasıl bir deneyim katıldığına falan da bahsediyorum ama daha fazla okumayacağım. Yani bu örnek, bu sadece bir örnek ama farklı deneyimleri yansıtan böyle çok örnek var. Üçüncü durağa geçersem, devam edeyim biraz daha hızlı. Kitabın amaçlarından biri göçmen olmanın zor koşullarını belgelemek. Ama bunun hem eski hem yeni ülkedeki ayrımcı pratikler yüzünden olduğunu gösteriyor. Yani bir sürü göçmen aslında kendi ülkelerindeki ayrımcı pratikler yüzünden göç ediyor. Ama geldikleri yeni ülkede de o ayrımcı pratiklere maruz kalıyor. Yani kitabın amacı bu ayrımcı, her iki ülkedeki ayrımcı pratikleri göstermek. Ama bir diğer amacı da göçmenler arasındaki iç çelişkiler ve ataerkil aile yapısı yüzünden de aslında göçmenlerin, özellikle kadın göçmenlerin durumu zor. Yani kitap sadece ayrımcı pratikleri eleştirmiyor. Ayrıca göçmenler içindeki iç çelişkileri, ataerkil aile yapısını da eleştiriyor. Ve bunu da mimarlık üzerinden yapmaya çalışıyor. Yani kullanıcıların açık olmayan mekanların yarattığı sorunları nasıl aştıklarını da anlatıyor. Ve bu iki amaç için bence en güzel örnek bu üçüncü durak. Ben bu bina üzerine Oswald Matthias Ungers'in tasarladığı bir bina. Ben bu bina üzerine çalışırken burada bir cinayet meydana gelmişti. Bir adam karısının boğazını ve göğsünü, yani Türk bir göçmen, karısının boğazını ve göğsünü kesip aşağıdaki avluya atmıştı. Burada ertesi günkü anma töreninden bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bu bina ilk başta İBA'nın direktörü olarak düşünülen ama daha sonra İBA için iki proje inşa eden ve birçok mimari yarışmada jüri üyeliği yapan Oswald Matthias Ungers tarafından tasarlanmıştı. Ungers, İBA'dan önce kendini Almanya ve uluslararası mimarlık dünyasının en önemli mimarlarından biri olarak yetiştirmişti. Burada bazı projelerini görüyorsunuz. Ve ayrıca eleştirel yeniden yapım, kentsel villa deyimlerini de Ungers bulmuştu aslında. Yani önemli bir mimardı ta o zaman. Bu bölüm, kitaptaki bu bölüm Ungers'in kariyerinin izini sürüyor 1950'lerden İBA'ya kadar. Ve kentsel kuramlarının ve projelerini tartışıyor. Ve daha sonra birinci bloktaki o cinayetin meydana geldiği kare binaya odaklanıyor. Yani Ungers çok geometrik saplantıları olan bir mimardı ve bu binada o geometrik saplantıların bir sonucu. Bu Ungers'in geometrik düzene ve özellikle karelere olan takıntısı bu binada aslında son derece olağan dışı kat planlarının oluşmasına sebep oldu. Bunun en iyi örneklerinden biri örneğin iki tarafı köprülerden oluşan, iki tarafında köprülerle geçilen daireler. Ve ben bu dairelerden birine baktım. Yani bu daireye iki tarafından köprüyle geçiliyor. Yani ya buradan girebiliyorsunuz ya buradan girebiliyorsunuz ve bu köprüden geçiyorsunuz. Bu bölüm bu daire içinde ikamet eden Fatma Barış'a bir ev kadınına odaklanıyor. Ve Fatma Barış giriş köprülerinden birini kız çocuğunun yatak odasına çevirmiş. Ki bu gayet anlaşılabilir bir şey. Çünkü her santimetre karenin önemli olduğu bir sosyal konut projesinde bu kadar büyük iki köprü aslında büyük bir aşırılığa işaret ediyor. Ungers'in geometrik saplantısından ötürü olan aslında son derece işlevsiz mekanlar bunlar. Ve dolayısıyla bir köprünün işte bir yatak odasına çevrilmesine hiç şaşırmamamız lazım.
Fatma Barış ayrıca kış bahçesini de başka bir yatak odasına çevirmişti. Yani çocuklarının kendine ait bir odası olmasını kozmik düzen sembolüne, simetriye, geometriye tercih etmişti. Ki bu da son derece anlaşılabilir bir şey. Bu ailenin oğullarından biri ise kardeşlerinin ve kendinin odalarının duvarlarına kendi isteklerine ve yaşlarına uyumlu figürlerle resimler yapmıştı. Yani bu daire araştırmam boyunca karşıma çıkan kullanıcıların açık olmayan mekanları, Ungersinki gibi açık olmayan mekanları kendilerine uygunlaştırmalarına ve her şeye rağmen zorlukları aşmalarına dair bence en güzel örneklerden biriydi. Bu kitabı yazarken bu tip örnekleri görmek, zorlukları görmek, onun aşıldığını da görmek tabii. Bir çeşit aile içi şiddet hakkında da bir şey yapmam gerektiğini düşündürdü bana. Ve bu kitabı yazarken olguların ulaşılmaz olduğu yerlerde, örneğin aile içi şiddette maruz kalanların sesini temsil etmek konusunda edebiyat yazarlarına ve kendi yarattığım kurgu işlere başvurdum. Yani o ölen kadının sesini duymak mümkün değildi. Ve bazı kadınlar da bizzat kocalarından çekindikleri için bana konuşmaya çekinmişlerdi. Yani aile içi şiddete gerçekten maruz kalan kadınların sesini temsil etmek aslında sözel tarihle daha az mümkün olabiliyordu benim için en azından. Dolayısıyla edebiyat ve kendi yaptığım kurgu işlere başvurdum. Örneğin bu onlardan bir tanesi. Sahnelenmiş fotoğraflar, yani benim kendi sahnelediğim fotoğraflar gerçek değil daha doğrusu. Ve 2012 İstanbul Tasarım Bienali'nde de sergilenmişti bu. Gösterdiğim Tornel sergisinde de sergilendi. Bu yerleştirme Ungersin binasında gerçekleştirilen cinayeti ya da ve ona ek olarak birkaç gerçek aile içi şiddeti olayı canlandırıyor. Yani bu bizzat Ungersin ya da aile içi şiddete maruz kalan insanların fotoğrafları değil, fakat gerçekten olduğunu bildiğim, işte bu polis tutanaklarında gördüğüm ya da komşularda gördüğüm ya da Ungersin binasında tanık olduğum, gerçekten olduğu bildiğim bazı şiddet olaylarını canlandıran fotoğraflar bunlar. Ve aynı zamanda da Peter Eisenman, geleceğim, Peter Eisenman'ın bir projesine üzerine de bir yorum yapıyor. Yani Peter Eisenman binasında canlandırılan fotoğraflar bunlar. Bu fotoğraf dizisiyle amacım mağdurun iyi ile eş anlamlı olmadığını söylemekti. Yani ayrımcılığın mağduru olmak ya da mağdur olmak diğerlerini mağdur yapmamanın garantisi değildir. Ayrımcılığın mağduru olmak diğerlerine karşı ayrımcılık yapmamanın garantisi olmuyor hiçbir zaman. Yani mağdur ve iyi aslında eş anlamlı değil. Bir mağdur çok kötü de olabiliyor bazı zamanlarda. Örneğin bu durumda iş hayatında ırkçı ayrımcılığın mağduru olmaktan şikayetçi olan bir erkek evde kendi karısına kolaylıkla çok daha büyük bir şiddet uygulayabiliyor, onu mağdur edebiliyor, hatta öldürebiliyordu. Devam edersek bu noktada belki duraklar, 3 duraktan bahsettim, 4 durak daha var. Fakat bu noktada biraz turlama bölümünden ne de neden yazdığımı söylemek isterim. Yani duraklar arasında aynı zamanda 6 tane tur bölümü var. Durak bölümleri İBA binalarına çok daha geniş bir zaman mekan bağlamında 1960-90 arasında Almanya, Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Amerika gibi ülkelerdeki oluşumların bağlamında daha derinlemesine tartışıyor. Turlama bölümleri ise çok daha hızlı geçiyor bu binaları. Bol bol fotoğraflı, yani bu bol fotoğraflı bir bölüm. Ya da kitabın arkasında böyle bir şey var. Açılan bir şey var. Turlama bölümünde fotoğrafları gösteriyor. Çok istemiyorsun zaten de. Neyse, resim bu. Büyük açılan bir harita düşünün. Ve bu turlama bölümleriyle ne yapmak istediğimi biraz anlatmak istiyorum. Örneğin Zaha Hadid'in binasına gelirsek oradaki tur okuyucuyu bu binanın çevresinde ve içinde dolaştırıyor. İşte bazı arşiv dokümanlarını sunuyor. Binaya yaklaşıyoruz, içine giriyoruz. Bakıyoruz arkadan. Sonra işte avlusuna bakıyoruz.
Biraz daha avlusuna bakıyoruz. Merdivenlerden çıkıyoruz, avlusuna yukarıdan bakıyoruz. Ve bu bina engelli kullanıcılar için tasarlanan bir binaydı. Ve bu işlevi nasıl gerçekleştirdiğini gösteriyoruz. İşte engelliler için nasıl olduğunu gösteriyoruz. Daha sonra bu bölümde, bu turda okuyucu Zahidettin binasından çıkıyor. Yani bir Türk göçmenin bahçesine bakıyor. Burada nasıl işte kendi hem çiçeklerini hem de bazı yani domates gibi besin ürünlerini yetiştirdiğine bakıyor ve hemen karşıdaki 6. bloka taşıyor. Bu gidiyor. Bu 6. blok ise ilk dünyada ilk su arındırması, geri dönüşümlü tesisat sistemi ve ekolojik yaşam denemesi olan bir proje. Yani diğer bir deyişle bu daha kısa pasajlardan oluşan 6 tane turlama bölümü İBA'nın durak bölümlerine sığmayan diğer yönlerine bakıyor. Yani durak bölümlerinde daha çok açık mimarlık ve göçmenlik tartışıyorum ama İBA'da ayrıca ekolojik planlama, binalarda kanunsuz yaşayan işgalcilerin dayanışması, engelliler için yapılan daireler, kendi kendine yeterlilik ya da gibi konular da var. Turlama durumlarında bu konulara da hızlı hızlı bakıyorum. İkinci kısma geçersek radikal demokrasi olarak açık mimarlık. Burada İBA alt bağ, bu eski bina bölümlerine bakıyorum ve bunu radikal demokrasi olarak açık mimarlık kavramını kuramlaştırarak bakıyorum. Örneğin dördüncü durak, konvansiyonel şehir planlamasının tersine HEMER denen, pardon, evet, hemen resmini sonra gösteririm. Bir direktörün başını çektiği bir ekip tarafından katılımcı ve kiracıları yerinden etmeyen bir kentsel dönüşüm modelini savunmuştu ve bunu hayata geçirmişti. Yani binaların içinde yaşayan ve tamirattan etkilenecek kullanıcıların bizzat karar vericiler olmasını talep etti. Bu bölüm 1960'lardan bugüne katılımcı mimarlık modelinin izini sürüyor. Ve bu fikirlerin Kreuzberg'de nasıl oluştuğunu gösteriyor. İşte kadın mimarlar Hayda Moldaner ya da çalışan tek tük Türk mimarlar Cihan Arı'nın sorumlu olduğu bloklara bakıyor. Bu bölüm yani mimarlarla, kiracı danışmanlarıyla, kiracılarla, Türk-Alman yazarlarla yaptığım sözlü tarih üzerinden bu katılımcı kentsel dönüşümü canlandırıyor, anlatıyor. Bu bölümde anlatılacak çok fazla şey var ama bugün belki o bölümdeki sonuçlarıma bakabilirim. Yani kitap katılımcı ve yerinde kentsel dönüşüm pratiğini Chantal Mouffe ve Ernest Laclau'nun bu sırada sunduğu radikal demokrasi kavramıyla yorumluyor. Bu ekip kiracıları yerinden etmeyerek Berlin Senatosu'ndaki ayrımcı konut yönetmeliklerini de aşmış ve tersine çevirmişti. Yani bu sürecin sonucunda göçmen kiracı yüzdesi Senato'nun belirlediği %10 kotasının kat kat üstünde kaldı. Yani bir çeşit Senato'nun yaptığı kurallar bu katılımcı ve yerinde kentsel dönüşüm pratiğiyle Senato'nun yaptığı kural aşılabilmişti. Yani %50 zaten var olan burada yaşayan göçmen yaşamaya burada devam etti ve %10 kotası kat kat üstüne çıkıldı. Bence bu bölümde tartıştığım mimarlar sanırım dünyada radikal demokrasi olarak kentsel dönüşümün en iyi örneklerinden birini sunuyor. Ve biraz çok hızlı bir Türkiye'ye gidip gelirsem, yani bence Küçük Armutluk Projesi de bu bölümde anlatılanlara benzer bir yaklaşım. Yani katılımcı, yerinde yerlisiyle, yerinden etmeden yapılmaya çalışan yegane kentsel dönüşüm projesi. Türkiye'deki diğer kentsel dönüşüm projelerine bakarsak ve nasıl herkes yerinden ettiğini düşünürsek. Ama bütün biz çok mimar hapse girdi, haklarında davalar açıldı, yargılandı. Bunu da söylemeden edemedim. Geri dönersek benim kitaba, ancak bu bölüm, anlattığım bu bölüm bu sürecin de tamamen berrak ve sorunsuz olmadığını da gösteriyor. Yani en böyle ümit veren bölümlerden biri olsa da gene de bu bölümde de misafirperverlik aslında göçmenlere tam olarak yansıtılamamıştı. Örneğin göçmenler kendi dairelerinin dışında kalan hiçbir kararın alım sürecine katılmadılar. Yani kendi daireleri hakkında imzalarına ihtiyaç vardı ama diğer konularda karar alım sürecine katılamadılar. Diğer karar alım süreçleri de katılımcı gelişti. Yani kamusal, ortak alanlar, trafik, okullar, İşte
yeşillendirme, bu tip kararlar da ortaklaşa gerçekleşti. Ama bunlar Almanca olduğu için göçmenler buna, yani bu toplantılar Almanca olduğu için bu tip kararlar göçmenlerin gıyabında alındı. Bu göçmenlerden bir grup Kreuzberg'de cami yapılmasını istemişti ama bu reddedildi. Göçmenler ve işgalciler arasında da bazı çatışmalar vardı. Yani bu süreç de ne yazık ki çok da katılımcı değildi. Burayı biraz atlayacağım belki. Yani bu radikal demokrasi olarak bunu, bu süreci kavramlaştırabileceğimizi söylüyorum. Bu gerekirse daha açarım bunu ama yani bu radikal demokrasi projesi mülteciler ve göçmenler için yeni bir misafirperverlik tanımını da gerektiriyordu bence. Yani radikal demokrasi güzel ama göçmenlere karşı misafirperverlik tanımı gelişmedikçe ya da yeni bir tanıma gitmedikçe bu radikal demokrasi eksik kalıyor bence. Yani bu İBA'nın açık mimarlık anlayışını belirleyen hala bence Kantçı, egemen bir misafirperverlik tanımı. Bu egemen misafirperverlik tanımı bir misafiri ancak önceden kalıplaşmış ev sahibi normlarına uyarsa sıcak karşılama üzerine kurulu bir tanım ve bu dolayısıyla ev sahibinin otoritesini bozmuyor, sağlamlaştırıyor. Burada ya misafirin yabancı normlarının ev sahibininkiyle aynı olduğu farz ediliyor ya da misafirin ev sahibine karşı korunması gereken bir tehdit olduğu varsayılıyor. Her iki durumda da bu tür bir misafirperverlik anlayışı farklılıkların üstünü örtüyor. Misafire yurttaşlığa dahil olma hakkını sadece asimile olursa veriyor ya da çok kısıtlı bir şekilde veriyor. Bu egemen etikte bireyler yabancıya tolerans gösteriyor. Çünkü bunun aydınlanmış aklın görevi olduğunu düşünüyorlar. Fakat tolerans da bence çok sorunlu bir kavram. Bu anlayışta misafir işçi sevimsiz ya da çekiciliği olmayan bir yabancı, akıl ve barış uğruna tolere edilmesi gereken bir yabancı olarak görülüyor olmalı. Yurttaşın kendini açacağı, bireylerden öğrenmeyi umacağı, dilinden bir şey tercüme etmeyi isteyeceği, beraberliklerinden bir şey kazanacağını beklediği bir durum değil bu ve bunu eleştiriyorum. Bu sınırlı misafirperverlik anlayışı. Diğer de işte bu sınırlı misafirperverlik, misafirin olası bir tehdit olduğu algısını bitirmiyor, sonlandırmıyor ve yurttaş olmayana bir anlığına açılmış gibi görünen mimariyi gene de kapatıyor. Yani bu en açık mimarlık buydu belki ama gene de bazı noktalarda, bu açtığım noktalarda sınırları vardı. Yani bu bölümde tartıştığım mimarlar, radikal demokrasi olarak açık mimarlığı örnekleyen kitaptaki ve kanımca dünyadaki en iyi örnekler olsa da daha da küresel eşitlikçi, göçmene, mülteciye açıklık sunan yeni bir misafirperverlik konusunda yetersiz kalıyorlardı. Hızla bitirirsem, öteki duraklardan da bahsederek, beşinci durak, birden fazla sesli bina, eleştirel katılımcılık olarak açık mimarlık bölümü, Alvaro Siza'nın pratiğine bakıyor. Bunu kariyerinin Portekiz'deki erken dönemlerinden bugüne izini sürerek ve bunu eleştirel katılımcı tasarım olarak yorumluyor. Yani bu Neubau yeni binalarda bir mimarlık otonomisi üzerine duruyordu. Altbau eski binalarda mimarlığın katılımcılığı üzerine kuruluyordu ve bu ikisi arasında bir karşıtlık yaratılmıştı aslında. Siza bu iki karşıtlığı bir çeşit köprü kuran biri bence. Siza katılımcılık konusunda ne romantikti ne küçümseyiciydi. Yani bir sürü İBA, Neubau, yeni binalar katılımcılık konusunda son derece küçümseyici bakıyorlardı. Yani demokrasiye son derece küçümseyici bakıyorlardı. Siza diğerleri ise belki biraz fazla romantik bakıyordu. Yani çünkü katılımcılığın sorunları da var. Yani yapıldığı şekliyle sorunları var. Siza ne romantik ne küçümseyiciydi. Kiralacıların uygunlaştıracağını tahmin ederek boş hükümsüz mekanları projesine dahil etmişti. Örneğin bu mekan boş hükümsüz bir mekandı Siza'nın projesinde. Ki bu hükümsüz mekanların potansiyeli kiracılar tarafından gerçekten kullanıldı. Örneğin burada Yüksel Karaçizmeli'nin bu hükümsüz mekanı nasıl bir mutfağa çevirdiğini görüyorsunuz.
Bu bina bloğu ayrıca 2009 ile 2011 arasında, pardon 2009'dan 2018'e kadar takip ettiğim bir binaydı. Ve bu sırada örneğin bu blokta olan Emekler Kulübü'nde yıllar içinde değişen grafiti görüyorsunuz. Yani Sizan'ın bu beyaz yüzeyleri grafiti için bir tuval haline gelmişti. Orada mısınız? Benim... Evet, biz buradayız. Benim PowerPoint'ta bir şey oldu. İlerlemiyor. Biraz beklememiz gerekiyor zannedersem. Yani o kadar güzel ilerliyorsunuz ki kimse bölmeyi kıyamadı herhalde. Biz sizi soluksuz dinliyoruz. O yüzden... Tamam. PowerPoint'ta bir şey oldu. Ne oldu ki? Biz görmeye devam ediyoruz şu anda. Evet. Ben PowerPoint'u yeniden açmam gerekecek herhalde. Çünkü bir şey oldu. Bilgisayarım artık bu sürece katlanamıyor zannedersem. Çok fazla yitiyorum onu. Bu sırada sorularınız varsa belki PowerPoint'u yeniden açmam gerekecek gibi duruyor. Şimdiye kadar sorularınız varsa belki cevaplayabilirim. Hocam ben küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Esra hocamızın Open Architecture kitabı bizim üniversitemizin online database'inde mevcut. Hiçbir ücret ödemeden, üniversitemiz zaten önceden o ücreti ödeyerek satın almış. Ulaşabilirsiniz, bir tıkınıza bakıyor. Çok güzel, çok sevindim. Umarım yeterince şey açabiliyordur, okuma isteği yaratabiliyorumdur. Çok sevindim. Bilmiyorum, ben önceden okuduğum için bende bir daha okuma isteği yarattı. Ama tabii şeyi bilemeyeceğim. Yani öğrencilerimizden eminim öyledir. Ben sadece biliyorsunuz hocam Türkiye'deki Türk lirasının durumu ortada. Arkadaşlarımıza bunu haber vermek istedim. Çünkü bu yani bizim güzel bir online database'imiz var. Ben seçmeli derslerimde onu kullanmayı da bir kere daha öğrencilerimize gösteriyorum. Bazen bilmiyor olabiliyorlar. Ben haber vereyim dedim. Eğer kullanmayı şu anda bilmeyen arkadaşlara da istedikleri zaman yine gösterebilirim bu online database'i kullanmayı. Ama bedava derken üniversite tabii o ücreti önceden ödediği için biz bedava olarak buna erişebiliyoruz. Bu üniversitenin öğrencileri ve öğretim üyeleri olarak. Diğer kitaplarınıza da baktım. O diğer kitaplarınız yok ama Open Architecture var hocam. Çok sevindim. PowerPoint'i tekrar açtım. Devam edebilirim istiyorsanız. Diğer kitaplar da umarım gelir. Çünkü onlar Türkiye ile daha ilgili aslında. Hocam ben aslında şey yapıyorum. Devamlı olarak sizin kitaplarınıza dahil olmak üzere pek çok kitabı devamlı kütüphaneye iletiyorum. Ama bir kısmını alıyorlar, bir kısmını almıyorlar. Oralarda bazen sorunlar oluşabiliyor. Tamam. Arkadaşlar ne dersiniz? Bir soru bölümümü yapmak isterseniz Esra hocamız devam etsin. Ya bu arada özür dilerim ben sözü aldım ama sadece bu bilgilendirmeyi yapmak için aslında moderatör arkadaşların rolünü çalmak istemem. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Elif, Yeliz kusura bakmayın. Hocam teşekkür ederim. Benim aslında çok az istiyorsanız bu üçüncü bölümden de çok hızlı bahsedeyim ki o da eksik kalmasın ve sorulara geçeyim ama istiyorsanız kesebilirim. Üçüncü bölümü siz de okuyabilirsiniz. Yani hiç bahsetmeyebilirim istiyorsanız. Hocam soruları daha sonra alabiliriz bence. Devam evet, chat kısmını yazarlarsa size iletebiliriz biz. Evet. Tamam ben yani devam ediyorum. Evet, evet. Anlıyorum. Zaten çok kısa kaldı. Yani üçüncü bölüm çeşitlilik olarak, üçüncü kısım çeşitlilik olarak açık mimarlıkta ise Rem Koolhaas, Peter Eisenman, John Haydock ofislerinin fikir ve projelerini çokluk ya da çeşitlilik olarak açık mimarlık kavramını örnekleyerek yorumluyor. Örneğin altıncı durak inşa edilebilir ama edilmemiş projeler için bitmemiş açık tarih anlamında bir olanaklılık kuramı öneriyor. Örneğin Rem Koolhaas'ın erken pratiğini ve İBA için yaptığı yarışma projelerini olanaklılığın görsel tarihi olarak yorumluyor. Bu projeler genellikle çoğulculuğun dışa vurulduğu, farklı ilgi alanlarının davet edildiği, dışlanmışın öcünü aldığı diyelim, baskın olanın alter egosunu yaşayabileceği yerlerdi. Ancak bu bölümde de ne kadar bu açıklık olsa da güncel göç perspektifinden bakıldığında Koolhaas'ın güncellik iddiasının paradokslarını açığa vuruyor. Yani Koolhaas'ın tüm açıklığı aslında oradaki Türk göçmenlere yansımamıştı bu projede.
Özetle bu bölümdeki, yani tüm bölümlerdeki gibi bu bölümdeki analiz de bir taraftan gizli kalmış açık mimarlık pratiklerini bularak ve onları tanımlayarak onları nasıl anlamlandırmaya çalışıyor. Diğer taraftan bu pratiklerin sınırlarını açığa çıkararak gelecekteki açık mimarlığın göçmene karşı daha yeni bir misafirperverlik etiği üzerine kurulması üzerine bir çağrı yapıyor. Yani böyle özetleyebilirim tüm durakların amacını. Aynı durakta Peter Eisenman ve Robertson'ın bir yarışma projesi soykırım mağdurlarına bir anıt olarak yorumlanıyor. Döneminde mimarlar ya da toplum tarafından bu proje soykırım mağdurlarına bir anıt olarak sunulmamıştı ama bence öyle. Fakat bunu yaparken de Berlin'in travma dolu tarihini yazarken, Eisenman Berlin'in travma dolu tarihini bu projede yazıyordu. Fakat göçmenleri bu travmanın içine hiç eklemiyordu, onu hesaba katmıyordu. Yani bu bölümde onu eleştiriyor. Yani bütün Berlin'in travma, mağdurluk tarihinin Alman, Yahudi ve Türk hafızasını üçgenleyerek tartışılması gerektiğini savunuyordu. Bu öyle bir resim arşivden. Ve son olarak yedinci durak, John Haydock üzerine bir durak. Çıkış girişim matemini ima eder diye çevirdim. Burada da edebiyat konumundaki açık yapıt kavramının mimari yansımalarına bakıyorum. Ve o dönemde Umberto Eco, Roland Barthes gibi anlam çokluğu, yazarın ölümü gibi fikirleri mimarlığa nasıl etki yapmış olabileceğine değiniyorum. Bu bölüm John Haydock'ın İBA için yaptığı yarışma ve inşa edilmiş projelerini tartışıyor bu bağlamda. Yani Haydock biraz Neubau'da, yani yeni bina bölümünde yapıyordu ama yeni binanın direktörlerine biraz eleştireldi. Yani bu yeniden yapım modelini pek savunmuyordu. Tersine onun projeleri burada gördüğünüz gibi çitle çevrilmiş bir arazide heykelsi objelerin serbest bir şekilde yerleştirildiği son derece enigmatik örneklerdi aslında. Haydock her bir obje için bir karakter de tanımlayıp hikaye yazıyor ve bu projelere maskeler adını veriyordu. Bir çeşit tiyatro oyunu gibi bir şeydi onun için. Bunun detaylarını daha fazla okuyabilirsiniz madem dijitalde ulaşabiliyor musunuz? Bu pratiğe macera oyunu olarak açık mimarlık diye tanımlıyorum bu pratiği. Fakat bu yarışma projesi bence İBA'nın direktörlerinin katı kuralları sonucunda İnşaat sırasında deyim yerindeyse biraz kapanıyor. Ancak yarışmadan arda kalan alışıldık olmadık mekanlar, işte tuvalete giderken köprüler, işte bu çeşit balkonlar falan, yani alışıldık olmayan enigmatik mekanlar kiracılar tarafından, en azından bazıları tarafından ilginç biçimlerde kendilerine uygunlaştırılıyorlar. Yani projenin açıklık karakteri kullanım sırasında kiracılar tarafından bu mekanlar kullanılmaya başladıkça bence yeniden doğuyor. Bu bölüm bir kiracıya bakıyor. Kitaptaki tek ikinci jenerasyon göçmen karakter olan Yevzer Çakma'ya bakıyor. Ve onun Haydock'ın binasının açık karakterini nasıl ortaya çıkardığını tartışıyor. Bunu elbette kitap boyunca çok sık gündeme gelen uydu antenini nasıl kullandığın hikayesiyle yapıyor. Ve bu Haydock'ın bu projeyi ya da benzerlerini anlatmak için yaptığı bazı çizimler. Bu son slide'ım. Ve son olarak bugün gösterdiğim örnekler üzerinden açık mimarlık hakkında çeşitli sonuçlardan bahsettim ama bir diğer sonuçla bitirmek istiyorum. Aslında düşünürsek mimarlık tanımı gereği açıktır. Yani bir kere içinde yaşanmaya başladı mı kentliler ve kullanıcılar onu kendi hayatlarına uygunlaştırır. Bu uygunlaştırma mimar tarafından öngörülebilir ya da yasaklanabilir. Yani SİZA tarafından bu uygunlaştırma öngörülmüştü. Ungers ise bunu yasaklamıştı. Yani Ungers sık sık binaların değiştirmesini ne kadar istemediğini söylüyordu. Yani bir kere içinde yaşamaya başlandı mı kentler ve kullanıcılar binaları hayatlarına uygunlaştıracaklardır. Ve mimarlık tanımı gereği açıktır. Ama bence açık mimarlığı tanımlayan bu değil. Ve Umberto Eco da bu farkın üzerinde durmuştu. Açık eseri kapalı eserden farklılaştıran onun sonsuz kez yorumlanabilirliği değildir. Ancak performansı yapan ya da izleyen tarafından bitirilmeyi bekleyen kasıtlı olarak eksik bırakılmış doğasıdır.
Yani bir sanat eserini Umberto Eco için bir işte trafik sign'ından ayıran şey sanat eserinin yorumlanabilir olduğudur. Yani trafik sign'ını kesinlikle yorumlayamazsınız, onun dediği gerçektir ama sanat eseri yorumlanabilirdir. Ama açık eser yorumlanabilirlik değildir. Tersine bu yorumlanabilirliği bilip ona göre bir şeyler yapmak demektir. Yani açık eser maksimum olası açıklığa yer bırakacak şekilde kurgulanma halidir. Mimarlıkta da bir mekanın her zaman, hemen her zaman içinde yaşayanlar tarafından düzenlenmesi, uygunlaştırılması o mekanı açık mimarlık örneği yapmaz. Tersine açık mimarlık, mimarın bu açıklık kalitesini tasarım sırasında kucaklaması, öngörmesi ve tasarımını buna göre yapması durumudur. Evet, bu kadar. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok keyifli bir söyleşiydi. Herkesin kendi adına bir şeyler, bir katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Herkese katkısı olduğunu düşünüyorum. Bana da aynı şekilde. Çok çok teşekkür ederiz tekrardan. İyi günler dileriz. Ben de çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Ve umarım kitapları da okursunuz. Dediğim gibi asıl gerçekten anlamak için aslında okumaktan başka... Ya okumanın kısa yolu yok, öyle diyeyim. Yani bir şeyi özetlemek, onu her zaman indirmek, indirgemeci yaklaşmak oluyor. Dolayısıyla okumaya da vakit bulacağınızı ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.